bana bu sayılardan hangisinin daha büyük olduğunu söyleyebilir misiniz? 1 bölü 3 mü yoksa 1 bölü 5 mi? Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve bu kesirlerden hangisinin daha büyük olduğunu bulmaya çalışın. Hadi birlikte yapalım. Hangisinin daha büyük olduğuna karar vermek için bu kesirlerin neyi ifade ettiklerini gözümün önüne getirmeye çalışacağım. Bunun için de öncelikle bir tamın neye benzediğini düşünelim. Bir tamı temsil eden bir dikdörtgen çiziyorum ve bir tane de buraya. Evet birbirine benzeyen dikdörtgenler çizmeye çalıştım. Çok da başarılı olamadım sanki ama önemli olan işin mantığını anlamanız değil mi? Bu tamı kullanarak 1 bölü 3'ü nasıl gösterebilirim diye düşünüyorum. Tamı 3 eşit parçaya bölerek başlayabilirim, öyle değil mi? Evet, işte böyle. Bunu bir kere daha çizeyim ki daha düzgün olsun. Şimdi, bu 3 eşit parçanın her biri 3'te 1'i, yani 1 bölü 3'ü temsil ediyor, öyle değil mi? Mesela bu 1 bölü 3'tür. Peki, ya 1 bölü 5. Bunun için de tamı 5 eşit parçaya bölmemiz lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu durumda 1 bölü 5 de bu parçalardan herhangi biri olur. Bunun içini boyuyorum. Evet, işte oldu. Bu ikisini karşılaştıracak olursanız hangisinin daha büyük olduğunu siz bana söyleyebilirsiniz sanırım. 1 bölü 3 mü yoksa 1 bölü 5 mi? Eğer bu şekilde karar veremediyseniz bu tamı alıp bunun altına da taşıyabilirim. Evet karşılaştırmak bu şekilde çok daha kolay olacak. Böyle yaptığımızda 1 bölü 3'ün 1 bölü 5'ten daha büyük olduğunu görebiliriz. 1 bölü 3, 1 bölü 5'e göre bir tamın daha büyük bir parçasını oluşturuyor. Evet, bir tamın çok daha büyük bir parçası. Bu yüzden de 1 bölü 3, 1 bölü 5'ten büyüktür. 1 bölü 3'ün daha büyük olduğunu bulduktan sonra ilginç bir şey gözünüze çarpmış olabilir. Kesirleri yakından inceleyelim. 5, 3'ten daha büyük bir sayı olmasına rağmen 1 bölü 3, 1 bölü 5'ten daha büyük ya da 1 bölü 5, 1 bölü 3'ten daha küçük. Genellikle paydası daha büyük olan kesirler daha küçük kesirlerdir. Neden diyecek olursanız şöyle düşünün buradaki tamı daha fazla parçaya ayırıyoruz. Demek istediğim 1 bölü 3 söz konusu olduğunda bir tamı 3 eşit parçaya ayırıyoruz ve bu parçalardan her biri aynı tamı 5'e böldüğümüzde elde edeceğimiz parçalardan büyüktür. Anlaştık mı? O halde şimdi bir de bu iki kesri karşılaştırıp hangisinin daha büyük olduğunu siz bulmaya çalışın. 2 bölü 3 ve 2 bölü 5. Mantık yine aynı. 1 bölü 3, 1 bölü 5'ten büyüktü, öyle değil mi? Bu durumda 2 bölü 3 de 2 bölü 5'ten büyük olur. İsterseniz burada da gösterelim. 2 bölü 3 için bu parçalardan, yani 1 bölü 3'lerden 2 tanesini boyayacağım. 2 bölü 5 için de bir tane daha boyayayım. Görüyorsunuz değil mi? Görseli hazır olmayan bir örnek daha yapabiliriz. 4 bölü 6 ve 4 bölü 8. Hangisi daha büyük ne dersiniz? Yine aynı mantığı kullanacağız. 6'da 1 ya da 1 bölü 6, 8'de 1 ya da 1 bölü 8'den daha büyüktür. Yazıyorum. 1 bölü 6 büyüktür 1 bölü 8. Paylar aynı olduğunda paydası daha küçük olan kesir daha büyüktür. Ve daha büyük olan kesrin 4 tanesi, daha küçük olan kesrin 4 tanesinden de büyüktür. 4 bölü 6, 4 bölü 8'den büyüktür.